Lezzet yolculuğu bu hafta ozanların ve türkülerin beşiği Pir Sultan Abdal'ın, Aşık Veysel'in diyarı Sivas'ta. Aşık Veysel'in kara topraklarında en lezzetli yemekler için yolculuğumuz başlıyor. Hazırlıklar tamamlanmış. Köyümüzün en lezzetli yemekler için masalar kurulmuş. 4 farklı yemek yapacağız. Yöresel en lezzetlilerinden. Burada ne yapacağız kıymet anneciğim? Tuz kıyacık, hingel yapacak, hamur yoğuracak. Tuz kıyacık, hingel yapacak, hamur yoğuracak. Çok mu meşhur bu burada kıymet anneciğim ya? Meşhur. Senin gibi kıymetli mi o da? Evet. Köyün en kıymetlisi kıymet annemiz. Şimdi malzemelerimizi artık sayabiliriz. Neler var hingelde? Kaya tuzu var, biberi, domates şeyi, yumurtası, evet. Tereyağı, salçası, maydanozu. O zaman önce bir hamur mu yapacağız şöyle? Önce hamur yiyoruz. Hazırlayalım, hadi bakalım. Evet. Yemeklerimiz çok. Hemen hamur hazırlıklarımıza başlıyoruz. Hamurumuz hazır. Şimdi bir malzeme daha gördüm sen hamuru hazırlarken. Tablanın altında kalmış. O ne orada kıymet anne? Patates püresi. Patates püresi önceden hazırlanmış. Hingelde olmazsa olmaz. Ben de diyorum ya bir şey eksik ama bunda buraya kaçmış. Patates püremiz de var. Hamurumuzu hazırladık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi kavuracağız patatesi. Ondan sonra açacağız, içine alacağız. Kavuracağız. Hazırladık hingellerimizi. Şimdiki işlem galiba haşlama mı? Haşlayalım o zaman. Tuzumuzu ekledik kaynayan suyumuza ve mantılarımızı gönderiyoruz hazırladığımız. İçi patates dolu. Oh oh ne güzel salçalı, tereyağlı. Ne kadar zaman pişecek? Az herhalde. Kabaracak yedim şimdi. Piştikleri zaman? Evet. Ha yüzmeye mi başlayacaklar kıymadan? Evet yüzüne çıkıyor. Yani pişen yüzmeyi öğrenmiş oluyor. Yüzmeyi öğrenen pişmiş oluyor. Evet. Tamam, bekliyoruz. Yüzeye çıksınlar. Yüzmeyi öğrendikleri vakit bir de sosu var. Elinize sağlık kıymet anneciğim. Teşekkür ederim, sağ olun. Bundan sonraki işlemler sizde. Ne? Artık yollarını gözleyeceğiz hingelin. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, Nergis Hanım'la beraber madımak hazırlamakta sıra. Sırada mevsiminde toplanmış madımak yemeğimiz var. Madımak Mayıs-Haziran aylarında oluyor. Nisan'da da başlayabiliyor. Yerde böyle kısa boylu bir ottur. Çok faydalıdır, çok lezzetlidir. Çeşit çeşit yemekler yapılır ama asıl madımak yemeğini hazırlayacağız. Nergis ablacığım nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Madımağımız var. Soğanımız var, sarımsağımız, evet. Bulgurumuz, salçamız, biberimiz, tuzumuz, tereyağımız. Tereyağı var. Evet. Bulgur normal, iri bulgurumuz var. Suyumuz var. Evet. Bu kadar. Hazırlamaya başlayalım o zaman. Oy madımak, teke tüke sakalı. Oy madımak, emelik yemlik. Oy madımak. Kuş kuş yemlik. Onlar ne demek acaba türküde? Onlar da. Bilmiyorum. Onlar da mı ot acaba? Kuş kuşu falan. Evelik yemlik. İkisi de. Varmanlar ya. Türkünün içinde geç. Sanki biraz pembeleşir gibi oldu Nergis abla. Tamam. Salçamızı ekleyelim. Salçanın ardından biraz kavurduktan sonra madımak gidiyor. Evet. Kavuruyoruz madımağı. Nergis ablacığım, ellerinize sağlık. Teşekkür afiyet ederiz. Olsun. Teşekkür ederiz. Hazırlıklar tamamlanıyor. Bakalım yanda bizi hangi yemek suyumu bekliyor? Şimdi sırada Çatalhöyük meşhur fasulyesi. Kuru fasulyesi. Songül ablamız yapacak. Nasılsın Songül ablacığım? Evet, iyiyiz. Teşekkürler. Şimdi tarifini veriyoruz. Evet. Böyle toprak çömleklerde kaplarda hazırlanıyor.
Dokunuyorum da önceden ısıtmış, evet, hiç ısıttım. Söylemiyor Songül abla ya. Isıttım, evet. Sıcakmış bu. Evet, şimdi malzemelerimizi sayabilir miyiz? Yarım kilo kuşbaşı. Evet. Karabiber, kırmızı hı-hı biber, tuz, salça, tereyağı, soğan, biber, kırmızı biber, yeşil biber. Bir de acı biber görüyorum, evet, orada. Evet, acı biber de var. Ve tabii ki meşhur biber, kuru fasulyemiz. Su da var. Evet. Şimdi hazırlıklarımız başlıyor. İyi bir kuru fasulye tüketiciyseniz, yani tüketiyorsanız güzel, benim gibi böyle haftada bir yemezsem elim titrer diyorsanız, bu fasulye yapımını çok dikkatli izleyin. Hanımlar, beyler, önce eti hiçbir şey katmadan kendi yağında kavuruyoruz. İyi bir kuru fasulye için iyi bir karışım hazır. Ve sırada kuru fasulyelerimiz var. Meşhur. Şöyle yakından da göstereyim size bunların güzelliğini. Bunlar kabuğunu bırakmıyor. Bunlar 10 dakikada pişiyor. Hepsini gönderiyorum. Evet, gönderiyorum. Gitti. Kısa piştiğine göre çok su atmıyorsunuz, evet, o zaman buna. Evet, çok atmıyoruz. Tuzunu atıyorum şu an. Çünkü bizim elimiz alışmış. Bizdeki fasulyeler pişmediği için biz 2 litre su gönderiyoruz. Nasıl olsa bu... Olmuyor. Düdüklü de çok pişiyor. Öyle mi? Düdüklü de fazla pişiyor. Fasulyeye bakın. Düdüklü de olmuyor. Düdüklü için yani 1-2 dakikada pişiyor herhalde düdüklü de. O yüzden dağılmasın diye düdüklüye konmuyormuş. 10 dakika normal toprak kaplarda, göğeçlerde, çanaklarda pişiriliyor. En lezzetli fasulyeye de bu şekilde kavuşuyorsunuz. Songül ablamıza teşekkür ediyoruz. Suyunu ekliyor ve kaynamaya bırakıyor. 10 dakika, 15 dakika daha pişecek. Fasulyemiz hazır olacak. Teşekkür ederiz. Şimdi bakalım Elif Hanım bizim için neler hazırlamış, oraya geçiyoruz. Elif Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Memleketimizin ismiyle özdeşleşmiş, evet, güzel bir kebap hazırlayacağız. Evet. Bu bildiğiniz kebaplardan değil. Bol malzemeli, bol sebzeli, sağlıklı, etin en güzel yerlerinden hazırlanmış, Sivaslı hemşerilerimizin çok sevdiği, evet, Sivas kebabı. Sivas kebabının malzemelerini sayalım izleyicilerimize. Evet, sayalım. 1 kilo kuzu eti, 2 kaşık tereyağı, evet, karabiber, tuz, evet, bir kaşık kekik, bir kaşık domates salçası, evet, bir kaşık biber salçası, bir kaşık da pul biberi, bir başta sarımsak. 8-10 tane patlıcanın olacak yani. Yemeyeceği. Suya. Yarım çay bardağı falan da şey. Onu kullanacağız. Suya, evet. Taze sebzelerimiz evet var. Evet. Bir kilo patlıcan, 4 tane kırmızı biber, evet, 4 tane de yeşil biber. Yeşil biberler acı gibi geldi. Yok, acı değil. Bahçeden topladık. Kesin değil mi? Hı, kesin. Tamam Elif ablacığım, o zaman malzemelerimizi hazırlamaya, evet, başlayalım. Başlayalım. Sırada Sivas kebabı hazırlıkları, evet, var. Başlayalım. Patlıcanlarımızı doğradık. Doğradıktan sonra kızartacak mıyız? Evet. Elif. Bütün malzememizi yani doğrayıp kızartacağız, evet, önce. Yani hepsini bu şekilde kızartacağız. Kızartmaları hazırlıyoruz. İlk önce kızartmalar. Devam ediyoruz. Kızartmalarımızı hazırladık. Bir hayli zaman aldı. Hatta iki ocağa döndük. İki tüpe döndük. Burada biberlerimiz kızarıyor. Biz orada artık etleri yeniden haşlamaya, evet, başlıyoruz. Biz önceden haşladık yani acı şey olmasın diye, geç kalmasın diye. Şimdi biraz daha şöyle malzememizle çevireceğiz. Bayağı kaynadı. Tamam. Biraz daha kaynasın mı? Yok, tamam. Bu da tamam. Kapatıyoruz. Şimdi tam ortasına gelecek şekilde yapıyoruz ki çiçek bozulmasın. Çiçeği bozmamak lazım. Evet. Orada da biraz sulu olsun ki bandıralım ona köy ekmeği. Fırına gireceği için biraz pişmesi lazım bunun. Ayrı mı kalacağız biz şimdi kebaptan? Biraz.
Ne kadar? Çok az. 10 dakika falan pişecek bu. Kızartacağız yani tüm malzemeyi. Fırında pişecek. Biraz daha suyunu çekecek fırında. Şimdi bu sarımsakları da tad verdiği diziyoruz fırında kızaracak. Bütün gönderiyoruz. Çünkü fırına gidiyor. 10 dakikada onlar da lokum olacak. Onların da kokusuyla beraber iyice dayanılmaz bir hal alacak Sivas kebabı. Üstünü bir şeyle kapatacak mısınız fırına giderken? Folyoyla. Böyle mi? Folyoyla kapatıp fırına gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Elif Hanım ellerinize sağlık. Enfes bir yemek oldu. Fırına gönderiyorsunuz ve afiyetle yiyorsunuz. Birazdan çok güzel bir masayla karşınızda olacağız. Bak söylerim izleyicilere beni tehdit ettiğini. Yok başka şey için tehdit etmedim. Eğer yedirmeden götürürsen bu çocukları ne yapar sende kalır. Bütün günah ben mi yani? Günah sağa kalır. Hepsini mi yiyeceğim? Hepsini diyor yine karınları doyası kadar çocuklar yesinler. Seninle gelmişler madem. Yemeklerini yerler Allah'ın izniyle al. Geçer. Yemezlerse gelsin. Kızar mısın? Yemezlerse ayıp olur kızarım hem de nefis bu. Bunlar hepsi koktu. Burnuna koktu onlar. Hepsi yenecek bunları. Ya Peygamber Efendimiz dedi ki doymazsanız bile tatlarını bakın dedi mübarek. Ben de öyle yapıyorum. Bir tek sen bakın onlar da bakacak. Onlar doyumluk yiyor ben tadımlık bakıyorum. Doyumluk yiyecekler ki gezeler çocuklar. Bak koca kuyu dolandılar 350 hanelik kuyu Allah'ın. Bak diye. Göbeklere. Yok öyle de şişman diyorlar değil mi? Yok iyiler çıtı butu çocuklarımız hepsi de hasta. Seher ablamla tartışıyoruz. Eğer diyor onları yemeden gidersen. Çok güzel hazırlıklar var. Çatal, oluk da birbirinden güzel yemekler var. Ablalarımızın ellerine sağlık. Ya. Şimdi biz hazırladık fasulyeyi. Evet. Çatal oluk fasulyesi. Çok güzel pişti toprak kabımızda. Madımağımız hazır. Sivas'a gelip madımak yemeden dönmek olmaz. Hengel, patatesli, güzel soslu Sivas kebabı. Ellerinize sağlık. Hepsi çok güzel olmuş. Önce fasulyeden başlayalım. Hepsi çok güzel. Hepsi çok güzel. Çatal, olukta ne oluyorsa hepsi enfes.